Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Rabbim bu güzel günde herkesin gönlüne göre versin. Bugün birçok kardeşlerimizden güzel haberler aldık. Tabii ki bu haberi almamızın sebebi bazı kardeşlerimizin sorununu üstlenmemizdi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim atamasını gerçekleştirmişti. Birçok kişi eğitime hazırlanırken ve eğitim birliklerinin de aranması gerektiğini dile getirmiştik. Örnek veriyorum Isparta Törelle Mücadele, Ankara İkmal Aşçı Birliği bu gibi eğitim birliklerinde PCR testi isteniyor mu istenmiyor mu gibisine bilgi almıştık. Hani bilgi vermiştik daha doğrusu. Hani sorun PCR testine gerek var mı yok mu? Birçok kardeşlerimiz Aradı. Bazı birlikler maalesef PCR testini istedi ve bazı birlikler de istemedi. PCR testini isteyen birlikler e, bu adaylar ise PCR testini yaptırdıktan sonra maalesef pozitif bir vakayla karşılaştılar ve eğitime gidecekken bir anda hüzün, bir anda endişe, bir anda üzülmüş bir durumla karşılaştılar. Bu kardeşlerimiz bizlerle iletişime geçtiler. Bizi takip eden bu yolda bize değer veren kardeşlerimize yardımcı olmak için elimizi tırnağımıza geçirdik. Her şeyi yaptık arkadaşlar. Öncelikle kara kuvvetleri komutanlığını aradık. E, detaylı bilgi almak için ne yapılması gerektiğini falan biz zaten biliyorduk. Bu prosedür amaçlı bir arayıp sormak lazım. Çünkü her kılavuzun e, yayınlanması farklı bir kanunun, farklı bir belgenin değişiklik sebebi de olabiliyor arkadaşlar. Onun için teyit, teyit amaçlı aradık. Tabi biz bu süreçte aramadan önce kardeşlerimizle iletişime geçtik. 200'e yakın arkadaşlar bu sayı az bir sayı değil. 200'e yakın kardeşlerimize hazırlaması gereken evrakları hazırlayın. Bizlerden haber bekleyin diye teyit ettik. Bunlardan 4-5 tane maddeydi. Bu maddeleri sayalım arkadaşlar. Öncelikle eğitime katılış belgesi, o tarihte arkadaşlar eğitime katılış belgesini dosyanızın içine koyun kardeşim. Bu birinci madde demiştik. İkinci maddemiz pozitif olduğunuza dair arkadaşlar pozitif olduğunuza dair delil yani çıktı. Üçüncü maddemiz rapor karantina sürecinde olduğunuza dair çıktı arkadaşlar. Ve en sonuncu madde olmazsa olmazı dilekçe arkadaşlar. Bu maddeleri tek tek yerine getirmelerini söyledik. Yaklaşık 200 kardeşimize söyledik ve gerekli yerleri aradık, bilgisini aldık. Kardeşlerimiz hemen göndermesi gereken yerlere göndermesini söyledik. Ankara Ankara'ya PTT yoluyla Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı JTepe'ye göndermelerini söyledik. Bu kardeşlerimiz hemen gönderdiler. Çünkü arkadaşlar bu süreçte hızlı olmanız lazım. Yani bir gün geçse, üç gün geçse, dört gün geçse bu sizin lehinize olacak. Onun için hemen bizler de bu kardeşlerimize, 200'e yakın kardeşlerimize anlattık arkadaşlar. Hemen bu maddeler yerine getirin. PETSE yoluyla Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüce Tepe'ye gönderin diye söyledik arkadaşlar. Bağıra bağıra söyledik. Özellikle WhatsApp üzerinden bu gibi durumlarla karşılaşan kardeşlerimizle şu, şu şekil, görüntülü bir şekil anlattık. Tabi bu durumla karşılaşan kardeşlerimize de video halinde paylaşmıştık. Al çok görmüşsünüzdür videoda söyledik hani böyle böyle bir durumla karşılaşan kardeşimiz varsa hemen şu belgeleri hazırlasın. PTT yoluyla gitsin, PTT yoluyla Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüce Tepe'sine Yüce Tepe'ye göndersin diye söyledik her şeyi söyledik. Ve bugün arkadaşlar bugün gerçekten e, güzel haberlerimizi aldık. Ee, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan e, komutanlarımız her adayla iletişime geçtiler. İletişime geçince şöyle bir e, cümle kurdular: "Bir sonraki eğitime dahil edileceksiniz kardeşim. Hazırlıklı olun. Çünkü arkadaşlar bu Kara Kuvvetleri Komutanlığı e, yeterli belgeleri." Hazırladığınız zaman sizleri mutlaka arayacak. Eksik belge olmasın. Kara Kuvvetleri Komutanlığı her adayı, her eğitime gidecek adayı araştırır. Ve eğitime gitmeden önce e, zaten bu belgeleri temin edilmişse sizleri arar. Çünkü arkadaşlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na delil lazım. Şimdiki sizler pozitif oldunuz. Biz ne yaptık? Dedik ki kardeşim eğitime katılış belgesini hazırla. Ondan sonra karantina sürecinde olduğuna dair bir delil, bir çıktı hazırla. Ondan sonra rapor, ondan sonra dilekçe. Sen bu belgelerin hepsini hazırladıktan sonra PTT ile Ankara Kara Kuvvetlerine gönderdikten sonra ne olacak? Kanun hükmünde sizlerin artık yasal olarak haklı olduğunuza dair elinizdeki belge Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitmiş olacak. Bu süreçte sizleri aramaları gayet çok normal ve arayan kardeşlerimiz de bizlere güzel haberleri vermekten çekinmedi. Abicim bizi aradılar ve bir sonraki eğitime dahil edecekler diye söylediler. Bizler de çok mutlu olduk. Şimdi sizler bu belgeyi hazırlamasanız hazırlamasaydınız arkadaşlar emin olun sizi kimse aramazdı. Eğitime Şakir, Mehmet, Kemal eğitime niye gelmedin ya kardeşim demezlerdi arkadaşlar, demezler. Elinizde bir belge olacak, bir delil olacak. Bu adamlar sizi niye arıyor? Sizler kanun hükmünde haklı olduğunuz için, yasal olarak haklı olduğunuz için bir delil göstermişsiniz. Ve bu adamlar da sizleri aramaları gayet normal. Ama siz burada e, pozitif olmuşsunuz. Aradan 3 hafta, 4 hafta geçmiş. E, bu adamların seni aramasını bekliyorsun? Emmisinin oğlu musun? Dayısının oğlu musun da seni arayacaklar kardeşim? Onun için her zaman kanuna göre müne göre gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz de şöyle şeyler talep etmiş bizlerden. Gayet normal. Abicim şimdi komutanlarımız bizi aradı bir sonraki eğitime dahil edileceğimizi söylediler. Şimdi abi biz kara kuvvetleri komutanlığına mı gideceğiz? Havaya mı gideceğiz? Denize mi gideceğiz? Ya vallahi var ya zehir gibi kardeşim ya. Vallahi bunu diyen bir kardeşim helal olsun ya. Böyle sorular sorduğu zaman bizler de artık sınırımızı aşmak zorunda kalıyoruz yani. Şimdi arkadaşlar bu gibi durumlarda şöyle durumlarla karşılaşmalarımız çok normal. Özellikle şimdi kara kuvvetleri komutanlığı 2. sınıf bir eğitim atamasını gerçekleştirirse bu kardeşlerimiz zaten gidecek. Ha gerçekleştirmezse acaba eğitime gitmem mi diye düşünmeyin. Hava ve denizin de eğitimine gitmeye ihtimali yüksek. Ama ki kara kuvvetleri komutanlığı 2. sınıf eğitim atamasını gerçekleştirmezse bile sizleri ek boş kontenjan dahilinde eğitime katılış olarak davet edebilir. Telefonlarınızda esmesi bekleyin arkadaşlar. Şöyle ihtimalleri de söyledik. Unutmayalım. Havaya da gitme ihtimaliniz var. Denize de gitme ihtimaliniz var. Karaya da. Şimdi sizlerin biletiniz havuzun içinde arkadaşlar. Havuzun içinde olan biletinizi kara mı çekecek? Hava mı çekecek? Deniz mi çekecek? Orası muamma. Ama yüksek ihtimalle sizin sınıfınız ilk olarak kara kuvvetleri olduğu için tekrardan kara kuvvetleri çıkma ihtimali de çok yüksek olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bu gibi kardeşlerimiz bizleri dinleyerek bu seviyeye gelmiş durumdalar. 200 tane kardeşimiz bizim için gerçekten çok değerli bir kardeşimiz. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimiz de varsa gerçekten beni çok üzüyorlar. Hani dinliyorlar abone olmuyorlar. Bizi gerçekten çok üzüyorlar. Onun için arkadaşlar kanalımızı Arkadaşlarınıza önerin, eşinize, dostunuza önerin. Çünkü biz sadece erkeklerle de ilgilenmiyoruz. Bayan kardeşlerimizle ilgileniyoruz. Çünkü bayan aslı bayalımlar olacak, jandarmada ayrı olacak... TSK'da ayrı olacak. Yani artık her şey yakın bir zamanda gerçekleşecek. Onun için kanalımızı lütfen arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden ve videomuzu özellikle beğenirseniz bizler gerçekten çok mutlu edersiniz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Birçok kardeşlerimizin birçok soruları olacak. Şimdi bu videoyu paylaştıktan sonra alta yazacaklar. Abicim eğitim ne zaman? Arkadaşlar sabredin. Her şey zamanla güzel olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. İnanın gerçekten yapıyoruz. Hoşçakalın.